Herkese merhaba arkadaşlar. Binomi Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Önceki klasik bir taklit tasarımdan sonra bugün sizlere prototip nasıl yapılır onu göstereceğim. Burada prototip dediğimiz olay şu. Ekranları normalde kodla birbirine bağlıyoruz yani frontend kısmında. Burada tasarımımızı öncelikle bir prototipleyeceğiz. Ekranları birbirine bağlayacağız. Kodlama gerekmeden bir prototip, bir harita oluşturacağız aslında. Arayüz içerisinde bir harita oluşturacağız. Şimdi şöyle öncelikle bir tasarımımızı gösterelim. Tasarımımız bu şekilde bir projede kullanılacak. Oldukça modern, klasik bir tasarım. Şimdi şuraya tıkladığımızda bakın hemen buraya geçtik. Geri bastığımızda ya da şuraya bastığımızda aynı ekrana gitmiyor. Bilerek onları tasarlamadım. Çünkü onları prototiplemedik. Sadece burası var. Şu kısma tıkladığımızda buraya ulaşıyor ve sonrasında burası takılıyor. Çünkü burası henüz prototiplenmedi. Burayı birlikte prototipleyeceğiz. Ve nasıl prototipleyeceğiz onu göstereceğim. Şimdi burası gördüğünüz üzere design, tasarım kısmı yukarıda. Prototype dediğimiz prototip kısmına da bastığımızda bakın burada bir haritamız oluşuyor. Ben burada bunu buraya çekmişim. Şuradaki ikona tıkladığında buraya git. Buradakine tıkladığında buraya git. Mantık çok basit. Tuttuğunuza basıyorsunuz. Şöyle bastığınızda sürüklüyorsunuz ekrana. Peki bunun ayarını nereden yapacağız? Buraya tıkladık. Şimdi bunun sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek? Animasyon nasıl olacak? Şuna tıkladığımızda sağ kısımda interaction kısmı var. Burada da action kısmı yani destination ulaşım yeri. Genel bölümleri. Interaction bastığımızda mı sürüklediğimizde mi harekete geçecek? Yoksa klavyede bir tuşa bastığımızda mı bu hareket buna geçecek? Ekran değiştirecek gibisinden bir hareket belliyorsun. Trigger yani tetikleyici. Tetikleyici ne olacak? Biz tıkladığımızda tetiklensin ve diğer ekrana geçsin diyoruz. Ulaşım kısmı Valorant ürün detay ekranına gidecek. Type transition auto animate ya otomatik mi animasyon olsun, ses mi çalsın, konuşma mı çalsın gibisinden ben sadece şu an geçiş seçtim. Geçiş efektini slide left, slide right, sağdan sola mı, soldan sağa mı, yukarıdan aşağı mı, aşağıdan yukarı mı olsun diyor. Dissolve de bildiğimiz yakma, şöyle geçiş. Bunu dissolve'ledik mi demişiz. Bakın göstereyim size hemen. Şu tarz bir yanma. Yani geçiş efekti. Klasikten bir efekt. Ama ben burada slide left kullanacağım. Hepsinde de. Çünkü slide left çok güzel geçişi var. Şöyle bir geçiş yapacağız. Tabii ki de bu prototip kısmı kullanıcıları mesela örneğin müşteriye sunum yapacaksınız. Sunumda bu çok işe yarıyor. Veriyorsunuz müşteriye diyorsunuz ki gerçek bir site gibi bakalım bir kullanın. O tıklıyor, bakıyor, ediyor bütün prototipleri oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bütün ekranlara erişiyor. Ve bu konumdan güzel oluyor. Ve şunu da söylemeliyim. Prototip kısmındaki kadar teknoloji hızlı tak tak gelişmediği için buradaki efektler vesaire maalesef geçerli değil. Bu frontend kısmında örneğin bastıktan bir 2 saniye bir güncelleyecektir bilgisayar, internet. Ondan sonra geçecek. Henüz teknoloji ve internet ağı o kadar gelişmedi. İnşallah ileride gelişir de bu efektler tak tak hızlı bir şekilde tıkladığımız anda geçer. Şimdi burada geri nasıl yapacağız? Örneğin bu ekrandan bu ekrana gidecek. Şu prone sembolüne tıkladığımızda ana sayfaya gitsin. Bu kadar basit. Transition geçiş efekti, ana sayfa, slide left tamamdır. Zaten birini seçtiğiniz zaman hep aynı yapıyor hepsinde. Gördüğünüz üzere oldu. Ama dersiniz ki şimdi bu soldan sağa geldi. Bunu da right yapalım. Daha hoş durur. Şöyle. Daha güzel durdu bakın. Geri gelişte bu taraftan gelecek. İleri geldiğimizde sağdan gelecek. Oldukça mükemmel durdu. Şimdi şurada burada basacağımız diğer ürünler kısmını yapalım. Diğer ürünleri de left yapalım. Şuradan da şu ürüne tıklayınca buraya gelsin. Burası da left olsun çünkü arayüzde her zaman sağdan gelmiyor. Diğer ürünleri tıklayalım. Gördüğünüz üzere prona tıklıyoruz. Bakın böyle içerisinde bir haritalandırma, haritalama oluşturuyoruz. Bir de burada sepeti yapmıştık. Sepet de aynı şekilde geliyor. Sepet buraya tıkladığımızda
Sepeti bozmuşuz. Geri prona bastığımızda şöyle yapalım. Ve bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bunları yaptınız ya. Burayı böyle kopyalayıp başka bir yere header'ı koyduğunuz zaman deneyelim. Onu şimdi göstermeden anlatamam. Başka bir yere koyduğunuz zaman bakın yine prototipte aynı şekilde prototiplenen yerler devam ediyor. Yani burada header'ı menüyü prototiplediniz. Sonra bunları teker teker yine diğer ekranda da aynı yapmanız gerekmiyor. Buradakini alın abi. Diğer bütün ekranlara bu menüyü yapıştırın. Bu kadar basit. Prototip bu şekilde çok önemli. Bir de auto animate kısmını göstereceğim. Mesela şu prona geçerken auto animate kullansın. Bu biraz şeyde güzel oluyor. Aynı bileşenlerin, aynı komponentlerin olduğu yerlerde güzel oluyor. Onun dışında kullanmanızı önermem. Kafayı yiyecek çünkü. Bakın şimdi. Type dedik, auto animate dedik. Bakın şimdi. Onu oradan alacak, onu oraya koyacak. Gördünüz mü? Bir şey fark etmedi. Çünkü burada tasarlanan komponentler aynı değil. Bunu böyle yapıp da başka türlü bunların şekillerini değiştirirsek işte o zaman auto animate daha güzel olur. Bugünlük anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Prototip kısmı. Oradan alıp oraya götürüyoruz ve bütün ekranları birbirine bağlıyoruz. Prototip kısmında da test ediyoruz. Tıkladığımızda nereye gidecek, ne olacak. Bu birazcık da şunu da gösteriyor. Prototiplediğimizde bir yere tıkladığımızda o ekranı unutabiliyoruz. İşte prototiplediğimizde o ekranların da unutmamamız için, o ekranları da tasarlamamız için de bir araç olabiliyor prototip. Bu videoda bunları anlattım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.